anlamında AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım önemli bir isim parti içerisinde en son başbakanlık yapan isim şöyle bir açıklama yaptı katıldığı televizyon programında. Dedi ki sıkıntının en büyüğünü emeklilerimiz yaşıyor. Sabit, dar gelirli vatandaşlarımız yaşıyor. Bunun da farkındayız. En düşük prim ödeyenler belki de hiç prim ödemeyenler 2500 TL'den 7500 TL'ye çıkarmış olsak da yüksek enflasyon karşısında bunlar yetersiz kaldı. Memur maaşı asgari ücretin iki katına çıktı. Dolayısıyla en düşük emekli grubu zayıf kaldı diyor. Bir düzenleme olup olmayacağı ile ilgili gelen soruya da diyor ki bu konuda Cumhurbaşkanımız ipuçlarını verdi. Benim edindiğim bilgilere göre de meclis açılır açılmaz özellikle 7500 lira alanlar başta olmak üzere bütün emeklilerle ilgili ciddi bir çalışma iyileştirme yapılacaktır diye düşünüyorum diyor. Bu ifadeleri kullanıyor ve 7500 lira alanlar başta olmak üzere vurgusunu yapıyor. Emin Bey nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne demeye çalıştı? Ne söylemeye çalışıyor sizce? Yorumunuzu merakla bekliyorum. Evet, merhaba Murat Bey. İzleyicilerimize de merhaba diyorum. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili emekli maaşlarının, işte memur maaşlarının yükselmesiyle birlikte emekli maaşlarının zam gelmemesiyle alakalı cümleler kurdu Macaristan dönüşünde. Devamında da Çalışma Bakanlığı'na bu konuyla ilgili çalışmaların başlatılmasıyla ilgili söylemlerde bulunulmuştu. Aynı şekilde işte sizin de bahsettiğiniz gibi Sayın Binali Yıldırım'ın emekli maaşlarıyla alakalı artışlarla ilgili rakam telaffuz etti mi tam bilemiyorum ama 10 bin lira gibi bir rakam şu an kulis haberlerinde dönüyor. Aynı rakamları yine hükümete yakın TV kanallarında da 9.500 ya da 10 bin lira en düşük taban aylığının gelmesiyle alakalı söylemler var. Yani çapraz sorgu üzerinden medyaya kulak verildiği takdirde yani şu anda 10 bin lira gibi taban aylıkların yükseltilmesiyle alakalı hatta ve hatta Ekim ayına işaret ederekten rakamlar konuşuluyor. Ha, bu rakam 10 bin lira olduğu takdirde ne olabilir? Ekim ayında 10 bin lira olursa ne olur? Aralık ayında olursa ne olur? Buna değerlendirmek lazım. Ki şu an gerçekten emeklimiz dar gelirli olduğu için hayat pahalılığından kaynaklı orta gelir ve dar gelirler iyice mutfaklardaki yangını her şekilde hissediyorlar. Acil ve ivedi bir şekilde bir iyileştirme tüm emeklerimize sadece 7500 için değil hepsine gelmesi gerektiğini burada hemfikiriz. Bütün uzman arkadaşlarımız, bütün otoriteler de bu yönde beyanat veriyorlar. Burada sadece 7500'e 10.000'e yükseltilirse Ekim ayında meclise işaret ederekten, meclis açıldıktan sonra kanunla çıkarılırsa bu bir sıkıntı daha getirir. Nedeni Mart 2023 senesinde özür diliyorum, Nisan 2023'te seçim arifesinde 5500'e 7500'e çekilmişti ama 7500'ün üzerinde olanlara bir zam yapılmamıştı. Aynı sıkıntıyı sadece taban aylıklara gelirse yine tekrar karşımıza çıkabilir. Burada çünkü vatandaş diyor ki ben diyor 10 bin günü dedim, öbür sigortalı 3600 günü dedi ama yeri geliyor böyle bir durumda o bile benden daha fazla maaş alıyor. Ha, burada eşit işe eşit ücret. Bu hukukumuzda da ve iş hukukunda da bu yönde, anayasada bu yönde buradaki çizgiyi bozmamak lazım. Bu da süre geçtikçe aradaki pergeli sürekli daraltacaktır. Ha, bir dönem olacak, o zaman ortalama ücret nezdinde sadece sabit bir rakam kalacak. Memurlarda da bu böyle olacak, emeklilerde de bu böyle olacak, keza sigortalı olarak çalışan asgari ücret ve diğerlerinde de bu yöne doğru gidiyor. Ha, bunun sıkıntısı ne olabilir? Sıkıntısı şu olur bence. Burada gençlerimiz özellikle eğitim hayatındayken, meslek edinirken eğitimlerini buna göre yön veriyor. Özellikle meslek yüksek okullarında, meslek liselerinde, keza lisansta
Bunlarla alakalı o zaman da kalkıp diyecekler ki kardeşim ben işte okudum, mühendis oldum ama öbür Alacağım taraftaki maaş belli. vatandaş ilkokul mezunu aynı maaşı alıyorum. Yani o zaman neden okuyayım? Bu da eğitimin kalitesini düşürecektir. Toplumun cahilleşmesine yol açacaktır. Ufukları daraltacaktır. Ve de vatandaş eğitimle ilgili hep olumsuz yönde, özellikle gençler olumsuz yönde bakacaktır. Bunun yapılması ilerleyen dönem için çok tehlikeli bir durum. Yani umarım kamu yetkilileri, otoriteler bununla ilgili gerekli düzeltmeleri ilerleyen dönemlerde yaparlar diye düşünüyorum. Şimdi iki ayağa ayırmak lazım. Birinci kısımda diyor ki Binali Yıldırım, ya diyor normalde işte atıyorum burada 2500 lira hiç prim ödemeyenler var diyor mesela. Hiç fazla prim ödemeyenler var diyor. Düşük prim ödeyenler var diyor. Normalde 2500 lirayken onlar da 7500 lira oldu diyor. Ama diyor hani bu 7500 lira enflasyon karşısında da bir şey ifade etmiyor artık demeye çalışıyor. Şimdi bu açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında burada şöyle bir tablo var. Normalde vatandaşın maaşı 3000 lira 4000 lira hazineden karşılanmadığı takdirde ama enflasyon öyle bir noktaya geldi ki para öyle hızlı eridi ki bu rakamların hiçbir değeri kalmadı. Bu da aslında biraz önce bahsettiğiniz gibi bu maaşların tek tipleşmesine yol açtı. Yani işin içinden çıkılamayacak bir hale gelindi ve bu noktada tek tip hale getirildi. Bu aslında hem enflasyonun hem de bu emekli maaşlarında yapılan politikayı da etkiliyor. O prim detayını nasıl yorumluyorsunuz? Bir sorum daha olacak. Bunun yorumunu aldıktan sonra. Evet, bunu bir örnek diyerek detaylandırmak lazım. Şimdi bir masada iki kişi varsa, ortada da bir pasta varsa bunu yemek istiyorsanız bunu ortadan ikiye bölersiniz. %50 %50 paylaşırsınız. Ama masaya üç kişi daha geldiği zaman o pastayı beşe bölmeniz lazım. Dolayısıyla emekli sayımız da o masadaki yiyecek olan pastadan da paylar düşürmüş oluyor, küçülmüş oluyor. Bu onunla doğru orantılı bir durum. Şimdi burada ilerleyen dönemde tek tip yani çözüm noktası olarak da tek tip maaşa doğru yani bir maaşı alması gereken 15 bin lira şu anda eğer 2008'de çıkan yasa olmasaydı 15 bin lira emeklimiz maaş alacak. Ama şu anda bu yasayla birlikte bu rakamlar işte kök aylıklara 7500 liraya devlet tarafından tamamlanarak geldi. Ha, sayının çokluğunun da burada etkeni var. Ama ilerleyen dönemde birçok sıkıntı getireceğini düşünüyorum. Sorun da bu yöndeydi galiba değerli Murat. Evet.